İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında yine sizlerle beraberiz. Pazartesi akşamından bu yana sizleri çok özledik yine. Gündem yoğun. Yine aylardan Kasım. Beşiktaş acaba şampiyonluğa havlu mu attı? Şimdi Galatasaray'ın bay geçtiği bir haftada acaba Beşiktaş bay bay mı dedi? Beşiktaş taraftarı 85'te bir ses yükseltir gibi oldu. Formayı çıkarın dedi o tezahüratı biliyorsunuz. Ondan sonrasını tam böyle anlayamadık. Anladık ama anlayamadık. Beşiktaşlı futbolculara çok büyük tepki var. Çok çok büyük bir tepki var. Bunun altını çizerek belirtelim. Çarşamba günü saat 18.30'da İsveç şampiyonu Malmö ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde. Dördüncü maçını oynayacak. Sonrasında Başakşehir, sonrasında Göztepe, sonrasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ve Beşiktaş şu anda zirveden 8 puan geride. Samsunspor kazanırsa fark 5'e çıkacak. Fenerbahçe kazanırsa fark 3'e çıkacak. Yani baktığınız zaman Beşiktaş Sinan abinin geçen seneki matematiği ve söylediği çok önemli bir şey var. Zirvedeki takımla değil, üstündekilerle de, Samsunspor'la ve Fenerbahçe'yle de Beşiktaş puan farkını kapatmaya çalışınca Beşiktaş her hafta kazanacak, rakipleri her hafta kaybedecek birer birer ki Beşiktaş zirveyi yakalasın. Ligin 3'te 1'lik bölümü önümüzdeki hafta sona erecek. 36 hafta biliyorsunuz lig ve 11. haftada Beşiktaş Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yine taraftarlar hüsran, yine üzgün, yine kızgın ve gerilmeler başladı. Aslına bakarsanız şampiyonluğa veda ettiği gibi gözüküyor. Sevgili Sinan abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk seyircilere, bizi seyreden seyircilere de iyi akşamlar Ertem'ciğim. İyi akşamlar Sinan abicim. Şimdi Ertem'ciğim, fikstüre baktım. Galatasaray 28, Samsunspor 22, Fenerbahçe 20, Beşiktaş 20, Sivas Spor teknik direktörü taraftarıyla kavga ediyor 17. Bak taraftarıyla kavga ediyor bizim Bülent. Dönüyorsun Eyüp Spor 16. Evet. 16. Ve Eyüp Spor'un bir maçı da eksik. Bir maç eksik. Şimdi geçen haftayı kapatalım. Nasıl kapattık? Ne dedik? İyi oynadı ama. İyi oynadı ama derken yani çok aman aman gol pozisyonu bilmem ne falan filan yok gibi. Ha. Ama top yüzdesi, top tamamıyla top sende. Bugün Kasımpaşa'nın olduğu gibi. Bugün Kasımpaşa nasıl Beşiktaş'ın sahasında oynadı? Beşiktaş'ı evet, boğdu. Evet, evet. Yani Beşiktaş takımı şampiyonluğa oynuyor. Beşiktaş futbol takımı Kasımpaşa'dan 8-10 misli daha pahalı bir takım. Belki 20 misli daha pahalı bir takım kadro olarak. Ama bakıyorsun Kasımpaşa bugün kendi sahasında Beşiktaş'ı boğuyor. Beşiktaş 2-1 mağlup. Yine baskı yiyor. Kasımpaşa üçüncüye atıyor. Bakın yani bu ne biliyor musunuz? Bu bir futbol takımın şampiyonluğa oynayıp oynamadığının göstergesidir. Bir futbol takımının ruhunun göstergesidir. Ruhunun. Yani nedir bir takım ruhu, bir futbolcu ruhu, bir yürekten oynamak, bir coşku, bir istek bunun bir karşılığıdır bu. Şimdi geçen sene Ertem'cim de burada program yaparken dedik ki kardeşim. Sinan Engin değerlendirecek arkadaşlar. Bu Almustratileri, Muçilere falan kim aldı? Bu kadar rakam nasıl ödediniz? Yani İkisinin maliyeti 30-40 milyon eurolara falan geliyor dedim. Mesela. Bekleyin dediler falan. İyi futbolcu göreceksiniz. Şurada oynadı, burada oynadı. Bunlar alınırken Van Broks var mıydı? Van Broks yoktu. 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 Bunları kim aldı? Hangi futbol aklı aldı? Niye aldılar? Anlamıyoruz. Sonra o zaman dedik ki kardeşim Ocak ayında pahalı transfer, büyük transfer yapmayın. Elinizdeki mevcutlarla idare edin. Zaten şampiyonluk gitmiş. Mayıs'ta daha iyi transferler yaparsınız dedik. Dedik diyoruz. Şimdi Ertem'ciğim.
Evet Sinan abi. Bir kere bu iki futbolcu bu paraların oyuncusu değil. Net olarak ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Şimdi burada sonra lig bitti. Van Bronckhorst denilen bir adam geldi. Bir tane teknik direktör getirdiler buraya. Görüntüsüne bakıyorsun. Eski futbolcu. İyi futbolcuymuş. İyi adammış. İyi insanmış falan filan. UEFA'da final oynamış. Tamam. Teknik direktörken. Neyse. Sonra buna bir transferler yapıldı. Ve buna bir kadro planlaması yap dediler. Kadro planlaması yap dediler. Şimdi bu kadroyu planlamasını yaparken sevgili benim kardeşim Feyyaz Uşar var mı? Bu planlamayı yaparken sevgili Samet abi, Samet Ay Baba var mı? Bu en önemlisi. Kadro planlamasını yaparlarken. Benim tanıdığım Samet Ay Baba eğer tek başına yapıyorsa veya Feyyaz böyle bir kadro kurmaz. Kadro mühendisliği diyelim yani. Kadro mühendisliği. Şimdi bir futbol takımını kurarken bunun da yedeklerini aynı şekilde de koyarsın. Alternatiflerini de koyarsın. Alternatiflerini de koyarsın değil mi Ertem'ciğim? Tabii. Şimdi bir tane Abubakar denilen bir oyuncu vardı. Tu dediler, kaka dediler, yürüdüler, yolladılar çocuğu. Yolladı. Ama parasını sen ödüyorsun. Hatay'da evet, oynuyor. Evet. Bir tane Muleka vardı mesela. Yolladılar. Değil mi? Evet. Tutman gereken. Bugün kanatın yok. Semih'i orada oynatmaya çalışıyorsun. Semih de oynamamak için orada zaten elinden geleni yapıyor. Zaten çocuğu da bitiriyorsun. Orada oynayarak. Oynatarak da. Şimdi sevgili bu Van Bronckhorst'u Galatasaray maçında dedim ki baba televizyon seyreder gibi maçı seyrettim bizimle beraber. Hiçbir oyuna hamle falan yapmadın. Bir oyuncu değişikleri yapmadın. Yani onu oraya, onu buraya, onu alalım, onu ya. Immobile'yi çıkarayım, Semih'i oraya koyayım. İşte Muçi'yi ortaya çekeyim. Gerson'u kenara alayım veya işte falan filan. Rafa'yı daha serbest oynatayım falan filan. Hiçbir yok. Kurmuşsun gidiyorsun. Bunları da geçtik. Teknik hatalarını, antrenörlük hatalarını bunları da geçtik. Kadro planlamasını yaparken senin rakibinin sen eğer rakibinle yarışacaksan, eğer sen onunla şampiyonluk yarışına gireceksen, eğer sen o rakibinle boy ölçüşeceksen senin de boyun onunla bir olması lazım. Ertem'cim en azından tabii. Değil mi? Yani şimdi rakibinde Türkiye Ligi'nin en iyi stoperliği var. En iyi kalecisi var. En iyi hücum hattı. En iyi orta sahası var. En iyi hücum hattı oyuncuları var. Bir tane de değil. Üç tane var. Yani rakibinde Osimhen var. Bak rakibinde Osimhen var. Icardi var. Batshuayi var. Batshuayi var. Sende Immobile var. Mustafa'yı saymıyorum. Mustafa'yı saymıyoruz. Yavru o daha küçük Mustafa ya yok çocuk. Yok, bebe de o daha bebe. Çocuk aynen. Mustafa bebe. Yani Cenk Tosun'a bile yolladınız. Hani konuşmadınız bile Cenk Tosun'la. Bugün Cenk Tosun olsa 45'te oyuna girer en kötü. Ümit. En kötü oyuna girer. Şundan daha iyi olur. Şu işlerden daha iyi yapar. Şu işler. Şimdi yani Mustafa'yı küçümsemiyorum. Büyük futbolcu olacak. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle büyük futbolcu olacak. İnşallah. Şimdi Mustafa'nın yani Immobile'yi oyundan çıkarıyorsun. Mustafa Hekimoğlu'ndan ne bekliyorsun? Yap çift santrafor o zaman. Ya ihtiyacın var zaten. Yap çift santrafor. Dön dörtlüye. Dön dörtlüye orta sahanı. Yap çift santrafor. Oyun içinde değiştir. Bir atraksiyon yap. Çıkar oradan Muçi'yi sağa belki Rafa'yı oraya koy. Ötekini işte Semih'i daha ortaya çek falan filan yani. Veya ha Immobile kötü mü? O zaman Semih'i oraya çek. Immobile'yi çıkar oyundan mesela. Mustafa Hekimoğlu'yu tek başına ne yapabilir? Ne yapabilir santraforda? Sen rakibinle nasıl kapışabilirsin ki? Yani öteki taraftan Fenerbahçe'de Dzeko var. Eleştiriyoruz.
El-Nesri var. Eleştiriyoruz. Cenk Tosun var. Dünya çapında. Santraforlar bunlar. Öteki tarafta Cenk Tosun var. Şu an senin mevcutlarından daha iyi. İrfan Yedek, Cengiz alınmıyor onu kadroya. Saymıyorum. Onları. Çocuklar. Yani bir kadroyu kurarken, bir kadro planlaması yaparken tahtaya yazarız. Oyunculara bakarız. Bu sakatlanırsa bu seni götürür mü? Bu burada oynar mı? Bu da buraya da kayabilir falan dersin. Şimdi orta sahana bakıyorsun. Bir tane futbolcum var takımında. Getson bazen oynuyor. Bir tane futbolcu var. Zaten Beşiktaş'a en büyük kötülüğü Rafa Silva yapmıştır. Ya. Rafa Silva transferinin çok iyi olması, Rafa Silva'nın çok büyük futbolcu olmasından dolayı Beşiktaş çok büyük transferler yapmış gibi göründü. Bravo, mükemmel yorum. Mükemmel yorum. Ama öyle olmadı. Beşiktaş transferleri öyle olmadı. Bakın, ucuz değil. Udakular, mudak alınan oyunculara bakın. Bir tane Karagümrük'ten bir oyuncu almış. Can Keleş. Can Keleş. Bonservisi var mıdır bilmiyorum. Kim aldı? Niye aldı? Neden oynayacaklar aldı? Niye oynamıyor? Neden alındı? Hoca mı aldı? Kaç defa seyretti? Ve niye bugün Can Simidi olarak sahaya atılıyor? Mesela bu çocuk daha önce niye hiç oynatılmadı? Ya bu çocuğu Van Brokros kaç defa seyretti aldı mesela diyorum. Mesela örnek. Yani kısacası Beşiktaş futbol takımı doğru kurulmamıştır. Yanlış kurulmuştur. Planlama yanlış yapılmıştır. Yani alternatifleri yoktur. Derinliği yoktur. Onun yanı sıra lider oyuncusu da yok. Rafa Silva küsmüş. Bir şey var Rafa Silva'da. Bak Rafa Silva'da bir şey var Ertem. Ya yerinde oynamadığı için küskün ya bir şey var takım içinde. Bir sıkıntı var Rafa Silva. Bana uyum sağlamıyorlar, sağlayamıyorlar bilmiyorum diye. Benim onun ayarımda için değiller. Şimdi hakemi falan filan geçen hafta hakemi konuştuk. Ha bu arada Arda kardeşlerle hiç maç verilmeyecek artık. Hakem ne bitti yani haberin olsun. Hani arada ikinci yarı maç alır falan filan. Zannetmiyorum hiç maç falan almayacak Arda kardeşler. Bildiğim kadarıyla. Şimdi bugünkü hakem. Zorbay Küçük. Ya vermedi. Kırmızı kart vermedi. Faul verse kırmızı vermesi lazım. Pozisyonu verdi ekranı arkadaşlar. Faul verse kırmızı verecek. Vermedi. Ya vermesin hakem ya. Bırakın hakem arkadaş artık. Hakemi bıraktık. O pozisyonu vermedi. 11-11 oynuyorsun. Senden oyuncu atmamış. Hiçbir şey yapmamış. Mükemmel ya. Senden daha zayıf bir takıma karşı oynuyorsun. Zayıf dediğin takım sana bugün ders verdi. Değil mi? Sami Uğurlu'yu tebrik ediyorum. Geçen hafta Samsun'dan 4 tane yemiş kendi sahasında. Bugün averaj düzeltti. Kasımpaşa takımını tebrik ediyorum. Sami Hoca'yı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Transferler birkaç tane oyuncusu var. Çok iyi futbolcular transfer etmişler. Serkan'ı da kutluyorum. İyi takım yapmışlar. Faal, şimdi Vinç, ben, Da Costa. Ben bunu o Brekarame bir oyuncu var. Neydi arkadaşlar? Ha Brekalo. Brekalo. Müthiş bir futbolcu. Bak ben sana aferin. Barak da çok iyiydi. Kim aldıysa. Yani Vinç. Bu şimdi bu pozisyona. Kırmızı verdi. Vermedi arkadaş. Vermedi. Hakem vermedi ya. Hep hakemden bir şey mi bekleyeceğiz? Hep hakemden bir yani medet mi umacaksın? İlla Beşiktaş'ın rakipleri 10 kişi mi kalması yani, lazım Beşiktaş'ın yenmesi için? Ne oldu? Böyle bir şey olur mu ne ya? Ne oldu şimdi? 11-11 yen kardeşim. Beşiktaş büyüktür ya. Gol attın da mı vermedi? He? İki tane gol attın da mı vermedi hakem? Neyini eleştireceğiz? Bugün hakem falan vay, eleştirecek vay, bir vay, şey yok. Vay. Zaten Beşiktaş taraftarı da hakemin falan bir şey söylemiyor artık. Bugün tribünlere ben baktım. Beşiktaş taraftarı takımı bırakmış. Aynen öyle. Beşiktaş taraftarı takımdan umudunu kesmiş. Hiç kusura bakma. Sevgili Hasan Arat'ı yanlış yönlendirmişler. Sevgili Hasan Arat'ı maalesef kandırmışlar. Sevgili Hasan Arat iyi bir yöneticidir. Bir başkandır. Bir iyi bir insandır. Futbolu emanet etmiş ama emanet ettiği adamlar acaba rahat çalışabiliyor mu? Yani Feyyaz'la Samet istediklerini yapabiliyorlar mı? Bu planlamayı Van Brokros nasıl yapmış? Friedel. O ha, bir var ya Amerikalı Friedel. Bir de o var değil mi? Ya Sinan abi teknik direktör gibi kenarda falan oturuyor. Abi sen ya, şimdi şaşırıyorum Friedel ya. Denilen bir adamı getirmişsin kaleciyi. Galatasaray kalecisini takıma emanet etmişsin. Böyle bir şey olamaz. Galatasaray'ın eski kalecisini getirmişsin. Yani burada Feyyaz'a hakaret, Samet Aybaba'ya hakaret, Beşiktaş'ta eski futbolcuların hepsine hakaret. Friedel ne yapıyor? Ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Teknik direktör gibi oturuyor. Oğlum böyle planlama yapılır mı ya? Böyle bir kadro kurulur mu ya? Böyle bir takım kadrosu kurulur mu ya? Immobile'yi oyundan çıkarıyorsun.
yerine Mustafa Ekimoğlu'nu sokuyorsun. Böyle bir zihniyet olur mu? Bu Beşiktaş takımı nasıl şampiyon olacak ya? Ya korkutabilir misin sen? Mustafa Ekimoğlu'yla sen rakibi nasıl korkutacaksın ya? Ya sen nasıl korkutacaksın? Mustafa Ekimoğlu belki çok yetenekli, ileride büyük futbolcu olabilir. Ama konumuz Mustafa Ekimoğlu'nun değil. Şu an Immobile'den daha iyi bir tane daha santrafor alman lazım. Immobile, çok özür diliyorum. Immobile takımı, Immobile bana göre fizik olarak yetersiz. Hafif hafif dükkanı da kapatmış. Çok iyi para aldığı için buraya gelmiş. O da inanamayacağı bir sözleşme imzalamış burada. Seneye veya öteki sene nasıl kurtuluruz diye bakacağız belki de. Belki de o durum var. Beşiktaş'a 50-60 milyon euroluk bir yük binmiştir bu transferlerle. Bu transferlerle yazık günah Beşiktaş taraftarına diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Sinan abi, çok özür dilerim. Çok soru var. Bu planlama böyle yapılmaz. Kadro planlaması böyle yapılmaz. Bir teknik direktör bu böyle bir planlama yapmaz. Ya bu Semih'in sol tarafta hiçbir şey yapmadığını görmüyor musun kardeşim? He? Van Brokros görmüyor musun? Hala ısrar ediyorsun ya. Ya bırak çocuğu, koy ortaya ve de hiç oynatma. Koy ortada serbest oynasın ya. Oynatabiliyorsan bu çocuğu. Evet. Kenara koyuyorsun. Zaten gideceği bir yön var. Oradan da gidemiyor. Rakip de biliyor ne yapacağını. Bir tane hareket de yapmıyor. Ve tutuyorsun oyunda. Tutma. Tutma arkadaş. Maalesef savunmaya bakıyorsun. Böyle bir şey olabilir. Musaku'ya bakıyorsun. Müthiş dünya çapında bir orta yapıyor. Ondan sonra adama bakıyorsun. Ya sen kardeşim, sen sol bek misin? Sola açık mısın? Ceza sahası içinde bu ne şey oynamak? Bu ne rahatlık ya? Bu ne rahatlık ya? Adam orada geçmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Musaku'ya, stoperlere bakıyorsun. Yani Lyon'u yendik. Baba, Lyon'u biz nasıl yendik? Adamların 6-7 tane net pozisyonları vardı. Şans, kaleci bilmem ne, öyle yendik. Kandırmayalım kendimizi. Bakın, kendimizi kandırmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Ne diyordum ben 2 hafta önce falan? İnşallah ocağa kadar aradaki puan farkı açılmaz. Ya. 4 tane falan bu takıma oyuncu lazım. Ama oyuncu lazım da bir tane John Mario diye bir oyuncu alındı. John Mario Benfica'dan. 85'te yüzünden düşen bir baba, parça. Niye aldınız? Niye soktunuz oyuna? Niye baştan oynatmıyorsunuz? Bonservis verildi. Ciddi rakam. Yani abi, birbiriyle yapılanlarla hepsi tezat. Ertemciğim. Evet. Her şey tezat, birbirine tezat düşüyor. Şimdi ben burada ne diyeyim? Harika Beşiktaş. Çok iyi. Paniğe kapılmayın arkadaşlar. Hakem şöyle, hakem bir böyle. Bir bakmışsın 2 hafta sonra puan olmuş 11. 11. Ne oldu ya Sinan Engin senin takıma? Onun için bırakalım hakem makem işlerini. Geçen hafta hakem ayağına Galatasaray mağlubiyeti boğuntuya gitti. Ama Beşiktaş taraftarı bakıyor, görüyor. Bugün son derece sabırlı davrandı. Sükunetli davrandı Beşiktaş taraftarı. Hiç takımını protesto falan da etmedi. Ama söylüyorum. Peki Van Brokros. Dur, ona gelmeden önce Sinan abi. 3 hafta önce dedik, 3 hafta önce. 3 hafta önce. Taraf, benim futbolcumu eleştirenler maça gelmesin. Heh. Ne olacak şimdi Van Brokos? Sana ben soruyorum. Bu takımı mı eleştirmeyeceğiz? He? Yuğlamaya, ıslıklamaya karşıyım. Bunu mu eleştirmeyeceğiz? Bana Can Keleş'i kimin aldığını bana söylesinler. Hangi futbol aklığı aldı? Kötü futbolcu demiyorum. Van Brokos bunu ne kadar seyretti? Bunu kim aldı? Mesela Can'ı. Yanlış mı söylüyorum Ertem? 2.750.000 euro bonservis. Peki bu çocuğu aldınız. Bu çocuğu peki niye oynatmıyorsunuz aldığınızdan beri? Bu kadar bonservis ücreti ödenmiş bu zamana kadar. Ne? O Salih Uçan ne oldu kardeşim? Bu çocuk bu takımın oyuncusuydu. Evet. Ne oldu bu çocuk? Nereye gitti? Yapma. Rafa Silva buraya geldiğinde Maradona'ydı. Rafa Silva'yı şu an ben sana söyleyeyim. Ne bileyim. İkincilik topçusu gibi yapıyorlar. Normal bir futbolcu sıfatına sokuldu yani. Evet. Tek futbolcu. Futbolcu oğlu futbolcu. Geldiğinde Maradona'ydı. Müthişti adam. Bugün bakıyorsun adam aşağı doğru gidiyor ya. O da takım oydu. Sinan abi. Sandalye mi düşüyor ya? Rafa Silva gibi sandalyede. Sandalyeleri değiştir. Ya oğlum Ferit, sandalyeleri ne zaman değiştireceksiniz ya?
Sinan abi. Buyur canım. Şu anda herkesten gelen bir soru var. Alayım. Sinan abiye sorar mısınız? İyi niyetli soru soranlara çok teşekkür ederim. Kötü niyetle sorabilirler ya. Sıkıntı yok. Ne sorular sorsunlar. Yapı ne oldu diyorlar. Ne yapısı? Yapı diye bir moda çıktı ya şimdi. Yapı. Ne oldu yapı? Çünkü Beşiktaş da bu konuda söylüyor ya, yapı falan diyor böyle. Fenerbahçe söylüyordu. Yapı ne oldu Sinan abiye sorar mısınız? Sevgili Almanya'dan Ahmet Kavalcı Münih'ten bizi seyrediyormuş. Çok selamlar Ahmet abiye. Çok selamlar demiş Ahmet Kavalcı. Ahmet abicim çok sevgiler. Bizi Münih'ten eski Beşiktaşlı biliyorsun yönetici Ahmet Kavalcı. Beşiktaş'a çok büyük maddi manevi de hizmetler olmuştur. Çok, Ahmet Kavalcı'ya Münih'te. Yani çok koyu Beşiktaşlı. Yapı mapı falan yok. Bu selamlar. Maçın yapısı falan yok. Bu maçta yapı falan da yok. Bu maçta futbol ya, yok. Değil mi? Bravo. Bu maç yapılık futbol falan yapısı maç yok. Bu maç duydunuz futbol mu? Yok abicim. Maç falan yapı falan yok. Sinan bu maçta, abi net konuşuyor. Bu maçta futbol yok. Futbol. Bırakın yapıyı falan. Ne yapısı? Yemişim yapıyı ben. Yemişim ne yapısı yok abi? Adamlar oynuyor. Adamlar oynuyor. Al işte İbrahim Hacı Osmanoğlu tek tek temizliyor. Tek tek hakemleri temizliyor. Hatalı gördü. Hata yapan, art niyetli olan hakemleri yollandırıyor. Kafasının arkasında tilki olanlarla işim yolluyor, olmaz diyor. Yolluyor. Yapı mapı falan gidiyor. Yapı mapı dağıldı. Bugünkü maçın yapıyla falan bir alakası yok. Bugünkü maç futbol yapısı yok. Futbol yok. Oo, futbol yapısı futbol yok. Futbol yok. Futbol. Yapı falan bana yok. Futbol, futbol yapısı futbol yok. Futbol lazım. Yazın arkadaşlar. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. İyi futbolcuyla da iyi antrenör olunur. Van Brokros. Maalesef şu yapı meselesini bir daha tekrar benim için hayal kırıklısın sen. Van Brokros. Benim için hayal kırıklısın sen. Son haftalarda seni seyrediyorum. Hayal kırıklısın. Yapı meselesi. Yapı mapı yok. Ertem ne yapısı ya? Bu maçta neyin yapısı ya? Bu maçta yapı falan yok. Bu maçta futbol yok. Ne yapısı? Yapılık ne var sahada? Unut yapıyı. Yani Kasımpaşa 9 kişi mi kalsaydı o yani? Kalsa öyle mi yeneceksin? Ne alakası var arkadaş? Ne yapısı? Yapı burada. Ohoho. Samsun Spor. Puan durumunu gösteriyor. İkinci. Yapı burada diyor. Samsun Spor ikinci. 20 milyon, 30 milyon euro bütçesi. Samsun. Buyurun arkadaş. Buyurun. Yapı burada dedi. Yazık puan günah. Durumunu gösterdi Sinan abi. Yapı yazık burada günah diyor. Beşiktaş takımı, Beşiktaş takımı 10. haftada ligi avlu atamaz. Hem fakirim, de büyük fakir sütçe transferlerle. Hem de böyle büyük paralar harcayarak atamaz. Ben geçen sene dedim. Bu takımı eleştirmem. Çünkü bu yönetim bu takımı yapmadı Ertem dedim. Ama dedim ki Eylül-Ekim gibi dedim başlarız eleştirmeye. O zaman yaparız bu takım bu transferle yapsın. Ama söylüyorum. Benim tanıdığım Feyyaz Uşar, Samet Aybaba böyle bir takım kurmaz. Demek ki onlara bu işleri karıştırmıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Demek ki bu işe karıştırılmıyor. Friedel, Sinan abi bana da sürekli gelen şikayetler Friedel konusunda. Onu söyleyelim. Sinan abi Beşiktaş mı çok kötüydü, Kasımpaşa mı çok iyiydi diyor Ümit Aydın'ın sorusu. Kasımpaşa çok oynadı. Kasımpaşa adam gibi, aslan gibi oynadı. Bir futbol resitali sundu diyebilirsin ikinci yarı. Bak, futbol Ertem'cim, resitali. Bak. O şey bölümünü bak, kesip bak, hemen bir bak, atar bak, mısınız bak, arkadaşlar bak, her yere? Bak bak. Benim yorumum, ben yapı bir şey meselesi konuşursam altını doldurur. Boş konuşmam. Düşünün. Şampiyonla oynayan bir Beşiktaş futbol takımı var. Şampiyonla oynayan bir Beşiktaş futbol takımı var. Ve lige hükmeden. Sahasında oynuyor. 2-1 yenik duruma düşüyor. Rakip Kasımpaşa 30-25-30 milyon euroluk bir takım. Rakip Kasımpaşa 2-1'deyken yine 3'ü atmak için Beşiktaş'a boğuyor. Beşiktaş 2-2 yapar diye beklerken 3-1 oluyor. O arada Beşiktaş'ın pozisyonu bile olmuyor arkadaş. İşte anladın mı? İşte Beşiktaş ne diyorum? İşte onun için Kasımpaşa kazandı. Beşiktaş kötü oynamadı. Kasımpaşa çok iyi oynadı. Evet. Beşiktaş'ı kötü oynattı. Kötü oynattı. Beşiktaş'ı kötü oynattı. Onun için tekrar Kasımpaşa takımını tebrik ediyorum.
Hakikaten tebrik ediyorum Kasımpaşa futbol takımını. Helal olsun. Sevgili seyirciler, sorularınızı alıyoruz. Sağ olun. Acayip bir ilgi var şu anda sosyal medyada. Udokai ve Mert'in grafiklerini getirebilir misiniz? Udokai ve Mert evet diyor. Yani biz çok kötü oynadık. Udokai diyor ki tanıyamadım ben. Kendimizi tanıyamadık diyor. İkinci yarıya inanamıyorum. Şu an bile anlam veremiyorum. Çok kötüydük. Nasıl olduğuna hala inanamıyorum. Biz ikinci yarıyı 3-0 kaybettik. Kasımpaşa'nın sabırlı ve özgüvenli oynamasına biz izin verdik. Kabul edilecek bir mağlubiyet değil bu diyor Udokai. Mert gelsin. Bak hiç yapı falan demiyorlar arkadaşlar. Bir yapı tutturmuşsunuz. Bak Sinan abi çok güzel yapıyla ilgili konuştu. Onu mutlaka atalım her yerden. Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk. Bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok diyor Mert Günok sevgili Sinan abicim. Yapı falan filan filan o ayrı bir konu. Çok güzel söyledim. Puan durumunu gösterdi. O ayrı bir konu. Kalan maçları bir gösterin arkadaşlar. Sevgili Oğulcan Arda'nın yakını Oğulcan babasıyla bizi seyrediyormuş sevgili Oğulcan. Bizim Oğulcan değil, o da bir başka. Olsun, çok sevgiler selamlar. Sinan abi, yani Beşiktaş'ın bir şey var. Şimdi ama bir şey var, tamam evet hakem, ben de söylüyorum. Ben Sinan abiye katılıyorum, ben de söylüyorum. Yaptığım YouTube yayınlarında da söylüyorum. Sevgili seyirciler, tamam Beşiktaş illa kazanması için rakibin 10 kişi mi kalması lazım ya? Ya 11-11 kazan. Şimdi bir görüntü var Sinan abi, Zorbay Küçük. Rafa Silva'nın pozisyonda, Sadık'la girdiği pozisyonda bak tam böyle yere düştü Rafa, düdüğün ağzına götürdü. Faul çalacakken düdüğünü geri çıkarttı. Pozisyon, yani, pozisyona faul vermedi, akıllı. Bakın pozisyona faul verirse kırmızı vermek zorunda. Hı hı. Tamam mı kardeşim? Pozisyona faul vermedi çünkü pozisyon faul ve kırmızı kart vermedi. Net, bariz gol şansı itiyor arkadan. Net. Bu kadar, vermedi. Akıllı. Akıllı davranın Zorbay. Anladın mı? Zorbay da bu şekilde davranmaya devam ederse o da gider. O da gider. Gider. Bak Zorbay da böyle devam ederse o da gider. Babası benim arkadaşım, takım Beyzullah arkadaşım. Beyzullah. Buradan selam. Çok selamlar Beyzullah abi. Tereddütte kalmayacaksın. Tak vereceksin. Bu pozisyon. Bak Ferhat Gündoğdu dinledim. Ne dedim? Şeffaf oldu. Anlattı her şeyi. Aydınlattı bizi. Ferhat Gündoğdu aydınlattı. Kim ne? Bizim Gökhan Dinç'e mi yaptı? Evet evet. Gökhan Dinç'e spor bizim. Gecesine sevgili evet, bizim Gökhan Dinç'e. Bak aydınlattı bizi. Şahane. Bu da. Vereceksin arkadaş. Tereddütte kalmayacaksın. Vereceksin. Verse faulü kırmızı vermek zorunda Ertem'cim. Kırmızı vermek istemedi. Bir cumartesi akşamı için söz aldık kendisinden. Tamam. Ferhat Bey gelecek. Kırmızı vermek istemedi Ertem'cim. Maalesef kırmızı vermek istemedi. Ondan dolayı. Evet. Hakemler Beşiktaş'ı seviyor mu? Ama bu da hata değil mi? Hakemler Beşiktaş'ı seviyor mu? Sevmiyor. Bu da bir gerçek. Ama bugünkü maçta hakemle falan bir alakası yok. Yok. Ha 10 kişi kalsaydı Beşiktaş. Abi onu 10 kişi kalınsa mı yensin yani Beşiktaş. Sen Beşiktaş'sın ya. Aynen öyle ya. Ya arkadaş 2-1 mağlupsun. Bir direnç göstermiyorsun ya. Sanki lig bitmiş falan havası öyle var bir ya. Bir şey olamaz ya. Ya sanki lig bitmiş havası var arkadaş. Yapmayın. Böyle bir şey yok. Böyle bir futbol yok. Böyle bir konsantrasyon yok. Ben sana söyleyeyim. Yani Van Barokros'ta ben sana söyleyeyim Ertem. Ömrü falan uzun değil. Efendim? Uzun değil yani ömrü. Bağlanacak mı var? Kim bağlanıyor? Hayır bir dakika. Bazı dijital medya programlarında, bazı televizyon kanallarında Beşiktaşlı bazı yorumcular, ben onlara Beşiktaşlı demiyorum, yani yorumcu demiyorum, gazeteci demiyorum. Bazıları diyorlarmış ki illa hakem. Hakem, hakem yüzünden oldu. Hakem ben... Abi kendinizi kandırmayın. Abi bakın. Böyle hakem şey derseniz, ya. Hakem derseniz ne olur biliyor musun? Allah futbolcuların Allah. Kötü oyunu, antrenörün yanlış taktiği, ya. Yanlış oyun organizasyonu ve sezon başı yanlış kadro kurulmasının önünü üstünü kapatırsın. Evet, ve önünü, anladın mı? Önüne geçmiş oluyorsun. Evet. Kandırmayın kendinizi. Geçen hafta hakem dedik. Tamam dedik hakem. Dedin. Tamam iyi güzel. Geçen haftan da şapkayı da koyalım. Şapkayı da dedik hakem. Bir tane ciddi de pozisyonu yok ama geçen hafta ya. He? Zafa'nın falan vurduğu var. Evet. Bir de yandan var. Başka da yok. Yapmayın arkadaşlar. Hakem. Tamam hakem de. Önce bir futbol. Ha. Hakem şöyle derim hakem. 7 tane 8 tane net pozisyona girersin Ertem'cim. Evet. Tamam mı? Rakibi sağlı sollu boğarsın. O stat yıkılır. O stat yıkılır. Tamam mı Ertem'cim? O stat yıkılır. Yenilirsin.
Ulan futbol adına her şeyi yaptın dersin. Ayakta alkışlanırsın. Futbol adına bugün Beşiktaş taraftarı protesto bile etmedi biliyor musun? Galiptir bu yolda mağlup dersin. Çünkü niye biliyor musun? Beşiktaş takımı bugün protesto bile etmedi. Çünkü Beşiktaş takımı baktı dedi ki protesto edecek bir taraf da yok dedi. Bunları biz protesto destekledi. Bunların oynayacak hali yok dedi bugün. Bak inan diyorum. Biz bunları bugün protesto etsek bunların oynayacak hali yok dedi. Aynen öyle. Ama çarşamba mı mahalle maçı? Çarşamba 18.30'da. Çarşamba mahalle maçı İsveç var. İsveç şampiyonuyla. Bambrokros. Dikkat et diyorum. Çarşamba günü ben de sana sıkıntı dikkat olur et mu? He? Sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz olur mu abi? Malmö takımı şampiyon mu oldu? Şampiyon oldu. Bir şey oldu. En yakın takipçisine 8 puan fark. Sinan abi, Esporg İsveç Ligi'ni 6. bitirdi diye biliyorum. 6. ve o Esporg Galatasaray'a 3 tane attı İstanbul'da. Malmö'nün liginde. Yani geliyor Galatasaray takımına normal bir Avrupa'daki normal bir standart bir takım 3 tane atabiliyor. Evet. Sen pozisyona bile zorlanıyorsun girmeye. Hakem diyoruz. Tamam hakem hatalıydı. Sanchez tamam atması lazımdı. Atamadı Davinson Sanchez'i. Ha bugün de mesela hadi atmadı. Ya kardeşim hiçbir hadi Galatasaray senden güçlü diyelim biraz. Galatasaray'da deplasmanda oynuyorsun eyvallah diyelim. Ya bugün evinde oynuyorsun ya. Kendi sahanda oynuyorsun ya. Senden maddi olarak çok aşağılarda, ekonomik olarak çok aşağılarda bir takımla oynuyorsun 15-20 ya. 15-20 kat. Yani bir takımla oynuyorsun ve sen bu takımı doğru düzgün pozisyona bile giremiyorsun. Bak maçtan sonra aslan gibi, delikanlı gibi Beşiktaşlı futbolcular ne dediler? Hakem de şöyle yaptı da böyle yaptı. Ha, hiç. Hakem makem yok arkadaş. Bugün hakem makem falan filan yok. Bugün futbol yok. Bugün yok. Yanlışlarla kurulu bir teknik direktör var. Yanlışlarla dolu bir takım kuruyor. Oyun içinde hiçbir refleks yapmıyor. Hiçbir aksiyonlar yapmıyor oyun içinde. Tamamıyla kenardan oturuyor, seyrediyor, bakıyor. Herkes oynuyor. Kim ne yaparsa kaderine bırakmış futbolcuları. Yok öyle bir şey. Hiç öyle bir şey yok. Ya Rafa'yı santrafora koy. Arka ortayı 5'te yine böyle olmaz biliyor musun? Vallahi. Bak Rafa Silva'yı koy santrafora. Orta sahayı 5'te yine bu duruma düşmezsin. Bak inan diyorum sana. Ey Van Brokros. Ben bir şey söylemiyorum fazla. Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerim. Bu kadar kadro bu. Sevgili Hasan Arat'ı yanlış yönlendirmişler. Hasan Arat bilmez. Anlamaz. Futbolu bilenleri oraya koymuş. Orada bizim arkadaşlarımız. Ayrı bir konu. Ama biz bunu söylemezsek ihanet etmiş oluruz. Yani özetliyorum. Rakibinin 3 tane santraforu var. Osimhen, Batshuayi, Icardi. Senin bir tane santraforun var. Hiç uzağa gitme. Kendimizi kandırmayalım. Kanatların yok. Kendimizi kandırmayalım. Kanadın da yok, defansın da yok. Kanat kendini kandırma. Yok. Kendini kandırma. Onun için kendini kandırma, yaya kalırsın bu yolda. Yapıyı mapıyı falan filan boş ver. Bırakacaksın senin bu işleri. Senin kadro yapın yok. Bu işleri bırakacaksın. Bu işleri bırakacaksın. Yapı falan yok. 3 hafta sonra fark 14-15 olursa o zaman ne diyeceğiz? O zaman ne olacak? Ben ama uyardım 4 hafta 5 hafta önce. Sinan abi. Buyur canım. Sergen Yalçın diyenler var. Ben de dedim ki Sergen değil Zidane gelsin bu takımı kurtaramaz. Doğru mu? Yok. Bu kadroyu. Fark etmez. Yok o kadar değil. Öyle değil. Bazı oyunun içinde bazı değişiklikler yapar. Bazı atraksiyonlar yapar. Hayır şu kadro derinliğiyle. Yapar. Yapar mı? Abi daha Ertem 10. hafta. Daha yorulmadın ya. Yani 40. yani şey oynamıyorsun. 40 maç 40. maç değil bu yani. Yani Avrupa oynadın 15-20 maç herhalde değil mi? Evet. 18 abi. Yani böyle bir maç yok yani. 11. hani hafta ligde 11. Hani 30-40 maç Avrupa, yapmış olursun. Kupa mupa falan. 14. Hani daha derinliğin yok. Daha derinliklik bir durum yok şu an. Daha derinlik bir durum yok. Daha o da yok yani. Bir de o da gelecek bu yani kadro, daha. Yani şimdi, bir de o da gelecek yani. Ya şimdi Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez sende Udakao mesela. Ya Sinan abi bak şu kalan maçları versenize bir. Bir beni versenize tam ekrana kalan maçlarla beraber arkadaşlar. Beşiktaş'ın ilk yarıda kalan maçlar. Malmö bu hafta çarşamba günü saat 18.30'da. Sonra Başakşehir deplasmanı. Sonra Göztepe ile içeride ligin flaş ekibi. Sonra Maccabi Tel Aviv ile muhtemelen deplasman yani Avrupa'da bir yerde oynanacak. Hatay Spor deplasmanı, Fenerbahçe, Bodo Glimt'e gidilecek. Ben geçen sene bu maçı Bodo'da anlattım, Bodo Glimt'te, Norveç'te anlattım.
Çok soğuk, yine aynı iklimde gidiliyor. İğrenç bir zemini var. Suni çim, buz gibi, çok kötü bir hava. Yani geçen sene orada Beşiktaş büyük bir fark yemişti hatırlarsanız. Sonra Adana Demirspor deplasmanı, Alanya Spor, Çaykur Rize deplasmanı, Bodrum Spor. Yani şu Malmö, Başakşehir, Göztepe, Tel Aviv. Ki Maccabi Tel Aviv maçı çok çok önemli. Ertemciğim. Hatay ve Fenerbahçe. Şuraya bak Sinan abi. Ertemciğim. Kolay maç diye bir maç yok. Yok tabii. Bak burada en zor maç ne biliyor musun? İstanbul'da. Göztepe maçı. Bak o Fofana Mofana falan var ya. Bak mesela bugün yenildiler. Antep tabii, takımı tabii. Da çok iyi diyor. Selçuk İnan'ı da kutluyorum. Evet. Aferin, şahane. 4 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik. Selçuk İnan'ı da tebrik ediyorum. Şahane gidiyor. Yani Ertemciğim, benim ne söylediğimi Beşiktaş taraftarı falan çok iyi anlamıştır. Özetledim ben. Özet yaptım. Fazla şey yapmadım. Maçtan sonra Van Bronckhorst var mı röportajı? Arkadaşlar şey hazır mı Van Bronckhorst? Dinleyelim beyefendi ne demiş. Hazırlanıyor. Ya diyorum ki 3,5 dakikalık var. Arkadaş şeyi niye yolladınız? Muleka'yı niye yolladınız diyorum. Ya niye tutmuyorsunuz Muleka'yı? Abubakar elinde golcü yok. Yani Abubakar'ın parasını ödüyorsun, Hatay'a yolluyorsun. Ya parasını sen ödüyorsun bu adamın ya. Parasını ödüyorsun ya. Abubakar. Yani bu John Varyo'ları bilmem neleri o ne o defanstaki oyuncular Udokai. Ya bunları ya baba çok aradınız mı bunları nereden aldınız ya? Adam gidiyor Davinson Sanchez alıyor kardeşim buluyor. Ne son yedek? Osimhen'i alıyor. Ne son yedek? Ertem ne son yedek? Düşebiliyor musun? Bir çok kritik bir soru sorabilir miyim? Sor. Beşiktaşlar bana kızdılar biraz ama ben hala arkasındayım. Tıpkı geçen sene Semih'i çok abartmayın. Çocuğa destek olalım, kardeşimizi, evladımızı, benim oğlum yaşında. Bu çocuğa destek olalım, 50 milyon euro yazmayın, 40 milyon euro yazmayın. Bırakın daha çok gidecek yolu var dedim. Kaybederiz Semih'i dedim. Bugün Semih sahada varlığı yoktu, belli değil. İnşallah daha iyi olacak ama moralini bozmasın. İki, Sinan abicim. Ağustos ayında Galatasaray'ı 5-0 yendikten sonra ben dedim ki, ertesi gün dediler ki transfer yok, transfer dönemi kapandı Beşiktaş'ta. Eyvah dedim. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yendiğine pişman olacak. Ama dedim Galatasaray da bu 5-0'lık mağlubiyet sebebiyle transfer yapacak. Çünkü Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. Daha doğrusu bir doğru var Galatasaray'da. Galatasaray diyor ki ben MHK ile TFF'yi umursamıyorum. Ben önce kendi kapımı temizleyeyim. Kolum kangren olduğunda ben orayı keseyim, atayım. Ben önce Dursun Özbek'le Okan Buruk'ta bir sıkıntı var mı yok mu ona bakayım. Icardi'ye bir şöyle bir kendine getirmek için eleştiride bulunuyor Muslera'ya diyor Galatasaray. Ama Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin en ufak bir şeyde hakem, en ufak bir şeyde federasyon demesi bence Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin geriye gitmesinin sebebi. Galatasaray öyle değil. Galatasaray diyor ki MHK TFF'yi bir geçin. Ben önce diyor kendi takımımı bir düzelteyim. Galatasaray sorunu içeride arıyor, çözüyor, buluyor. Icardi sakatlanıyor, gidiyor. Osimhen'i alıyor daha iyisini. Beşiktaş'ta kanatlar yok, kanat bekler yok. Immobile'nin yedeği yok. Transfer yapmıyor. Ben Galatasaray'ı 5-0 yendim nasıl olsa şampiyon oluyorum Ertemciğim, diyor. Immobile'nin şey yedeği yok. Falan yok değil. Immobile'nin daha iyisini alman lazım. Daha iyisini alman Immobile lazım. İyi değil. Icardi'den daha Immobile iyisini aldı. Immobile dediğin adam bana mazisi iyi olabilir arkadaş. Bana mazisi iyi olabilir. Bana oyunu anlatma. Sinan abi Zalewski'yi alamadı bana diye Cenk Ergün'ü yolladı. Bana 4 defa arka arkaya gol kralı olmuş o. Beni yani orada olmuş o. Evet. Gençken olmuş. Beni kesmez o. Beni kesmez arkadaş. Ben ona bakmam. Ben bakın Beşiktaş'ı özetliyorum. Güller Akgün diyor ki Bein Sports'tan kardeşimiz. Evet. Çok selam var. Selam. Aleyküm selam. Sinan abimiz resmen her şeyi anlattı. Mükemmel program ben, diyor. Güller öpüyorum kardeşim. Güller öpüyorum. Ben bir şey anlatıyorum. Azerbaycan'a Beşiktaş, selam Güller'im. Beşiktaş futbol takımı sezon başı kadroyu kurarken yanlış kurmuştur. Bir Rafa Silva transferi tamamıyla bütün transferleri örtmüştür. Beşiktaş çok iyi transfer yaptı diye. Rafa Silva da geldiğinden beri %30, %40 aşağı indi performansı. Evet. Bak, dikkat et Rafa Silva'ya. O evet. Da çünkü yanında oynayacak oyuncu bulamıyor. Tamam. Bugün Rafa Silva'yı Galatasaray'a koy. Fener'e koy şov yapar. Bak şov yapar. Tadından yenmez. Bak uçar kaçar biliyor musun? Kornel'den attığı topa koşar kafa vurur. Öyle bir oyuncu. Hakikaten Allah yergisi müthiş bir futbolcu.
Bak çok yetenekli. Onun aldığı paraya da hiçbir şey demiyorum. Helal olsun. Çok yüksek rakama mal oldu. Ama hak etmiş. Verimsiz Osimhen'in toprakta meyve vermeye çalışan ağaç gibi. Nasıl Osimhen, Osimhen için diyorsam aynısını. Evet rakam çok yüksek ama al sana kazandırıyor. Parayla para kazandırırsın. Tabii ki. Parayla, iyi futbolcuyla para kazanırsın. Ne oluyor? Bugün bakıyorsun sen. Ucuza kaçıyorsun. Gittin onu doldurdun, bunu doldurdun. Arkadaş Beşiktaş'ın bu kadar fazla transfere ihtiyacı yoktu. Tabii. Beşiktaş takımının 4 tane, 5 tane üst düzey oyuncuya ihtiyacı vardı. Üst düzey oyuncu. Rafa Silva gibi oyuncuya ihtiyacı vardı. Ama sen gittin. Maalesef çok sıradan oyuncuları aldın yine. Yine yarın bir sene sonra bunların bazılarını göndermek için uğraşacaksın. Evet. Bak ben sana söylüyorum Ertem'ciğim. Uğraşacaksın. Tabii. Onun için kadro planlaması yanlış yapılmıştır. Net özeti, Beşiktaş'ın özeti budur. Kadro böyle kurulmaz. Bir Beşiktaş futbol takımı, şampiyonla oynayacak olan takım bu şekilde kurulmaz. Kurulmaz arkadaş. Dinleyelim şu Van Bronckhorst'u. Giovanni Van Bronckhorst arkadaşlar, hazırsa getireceğiz ekrana. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Bu arada hemen belirtelim. İlk defa söylüyoruz, çok fazla söylemedik. Bilmiyorsunuzdur belki. Instagram'ım yok ya. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Kazımcığım. Kazımcığım öpüyorum senin de kızları Kazımcığım. Çok selamlar. Bu arada benim X hesabım Ertem Şener. Twitter hesabım. Twitter hesabımdan da sorularınızı alıyoruz. Sevgili seyirciler. Onu da söyleyelim. Şu Ümit'e çok selamlar. Abi, bir ekrana gelsin Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni. Ne demiş? Seslerimiz açık kalsın. Sinan abi kesebilir çünkü. 4 maçta alınan sadece bir galibiyetle de ortada. Takımda istediğiniz seviyede oyun oynanmıyor. Dönüp baktığınızda en büyük eksikliğin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bir tanı koyduğunuzda bunun sebebi ne olarak görüyorsunuz? Ve yanlış kadro planlaması yapıldığını düşünüyor musunuz? Arda arda ikinci maçımızı kaybettik ama bu mağlubiyet daha farklı bir mağlubiyet oldu. Aferin bu kızcağıza. Bütün sezon oynadığımız gibi, oynadığımız karakterde Selin oynayamadık bugün. İlk aferin dakikadan itibaren bravo, ikinci toplarda, Selin ikili mücadelelerde ve paslarda hatalı davrandık. Bu şekilde de maçın içine girmeniz zor oluyor. İlk yarının sonunda golü bulduk ki bu golün ikinci yarıda bize yardım etmesini ve normal oyunumuzu oynamasını düşünürdük ama bu olmadı. Her iki takım da birebirlerde iyi baskı yapmak istedi. Birebirleri kazandığınızda, ikinci topları aldığınızda, hızlı oynadığınızda pozitif sonuç alırsınız. Ama bu olmadığında da tam tersini yaşıyorsunuz. Bugün bunu gördük. Defansif olarak kararlarımız ceza sahası içerisinde ve etrafında hatalıydı. Buralardan rakibe gol fırsatları da verdik. Kararlarımızda verdiğimiz hatalar, hatalı kararlarımız da bize pahalıya mal oldu. Bugün açıkçası oynayamadık. Pazartesi ve bugünü kıyaslarsak geceyle gündüz gibi. Bir konsantrasyon abi eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz takımda? Bir dakika durun, bir saniye. Şimdi o kızımız Selin ne sordu, ne cevap verdi? Kadro planlaması diyor hani, değil mi? Evet. Hiç onunla alakalı bir cevap yanlış falan. Yanlış yapıldığını düşünüyor mu? Hiç öyle bir cevap falan verilmedi. Oyunla ilgili falan anlatmıyor. Hayır, sezon başı bu kadro doğru kuruldu mu? Ona bakmak lazım. Onun cevabını almak lazım. Ne dedi? Emir basın toplantısındaydı. Ne dedi Emir? Selin Hanım, Selin Kocatürk demiş ki tekrar etti. Kadro planlaması diye hanımefendi oradan seslenmiş. Yine mi söylememiş? O da demiş ki sezon başında oyuncu geldi gitti bu kadar demiş. Oyuncu geldi gitti demiş. Selin Hanım tebrik ediyorum. Güzel soru. Sevgili kardeşim. Bu Hollandalılar hiçbir zaman Türkiye'de başarılı olmamıştır. Ya mesela ya Cenk Tosun'u tutun ya şu takımda ya. Şimdi bu Immobile'ye 6 milyon 8 milyon euro veriyorsun. Ya Cenk Tosun'a da vereceğim para en fazla 1 milyon eurodur ya. Belki. Ya Cenk Tosun'u tut ya. Hazır santrafor ya, golcü ya. Macera arama, paran yoksa, ikinciyi alamıyorsan, ikinciyi alırsan o da 6 8 10 olacak. Ya Cenk Tosun'u koy ya. Otursun kadroda. Cenk de kenarda da yardımcı olurdu. Ya konuşmadılar bile yani. Cenk de yani. Konuşulmadı bile. Abu Bakar var. Elinde malzemem var. Abu Bakar'ım var. Parayı bir... Ne Abu Bakar sorunluymuş. Abi sorunlu değil futbolcu yoktur abi. Sorunlu bir futbolcu yoktur. Parasını ödediğin futbolcunun hiçbir sorunu olmaz. Ha. Parasını ödüyorsan, vecibelerini kulüp olarak yerine getiriyorsan o futbolcu sorun yaratmaz. Sorunlu olan futbolcu, futbol oynamayı düşünmeyen bir oyuncu Hatay'a gider mi arkadaş? İstanbul gibi bir yeri bırakıp da yanlış anlamasın. Mersin'de yaşıyor, Hatay'a gidiyor. Hatay'dan demiyorum.
İstanbul ya Trabzon'a gitmeyi istemiyor futbolcu. Zorlanıyorlar abi Trabzon'a futbolcu transfer ederlerken. İşte Ertuğrul Doğan kardeşim uğraşıyor. Trabzonspor futbolcu almak kolay, kolay. Abi adam karısı var, şehre bakıyor. Okul var mı ona bakıyor. Bilmem neye bakıyor. Anladın mı Ertem? Trabzon'u yani, hazırlayın arkadaşlar. Trabzon'a bağlayacağız Hatay'a yani, şimdi. Hatay'da bir adam futbol hemen oynamayı istemeyen, düşünmeyen bir adam Hatay'a gider mi? İstanbul'dan ayrılır mı? Ya, değil mi Ertemciğim? Tabii ki yani. Veya Hatay'a, Ankara'ya, Urfa'ya gider mi abi? Adam oraya gitti. Yani Hatay'a gidiyor. Şampiyonla oynamayan değil, küme düşmüyor oynayan bir takıma gidiyor Hatay'a bizim. Ya, imzaları İstanbul'da attırıyorlar Sinan abi. Anadolu takımları sen aynen, daha iyi Hatay'da biliyorsun. Hatay'da gitmiyor. Hatay'da gitmiyor bu ayrıca da yani. Ama tamam. Ha belki eski Abubakar değil. Abi hayır. Abubakar dediğin adam kaç yaşında ya? İmmobile'den genç herhalde. Tabii tabii. Yani yapmayın. Adam futbol oynamaya düşen ne sorun olabilir Abubakar'ın? Örnek hani para vermek istemiyoruz. Paramız yok. Anlamında söylüyorum Ertem. Elinde var. Cenk'in var bunun var. Al bunları dursun. Alamıyorsan. Yani. Ya parasını ödüyorsun çünkü anladın mı? Ve Cenk bedava gidiyor. Elini kolunu sallayarak. Evet. Ya evet. Devam edelim. Sesimiz açık. Teşekkürler. Bu da bir parçası. Maçın içerisinde olduğunuz zaman, odaklandığınız zaman konsantrede olursunuz. Kilit anlarda, gol anlarında konsantrasyon eksikliğinden bahsedebiliriz. Doğru kararları veremedik. Bu konsantrasyon eksikliği midir? Sağlam durmak ya da durmamak mıdır? Özgüven midir? Bunu bilmiyorum ama net olarak bazı anlarda doğru kararları vermediğimiz kesin. Hocam geldiğinizde kulübe size kulübün gelenekleriyle, folkloruyla ilgili bilgi verdiler bilmiyorum ama bu taraftarın çok meşhur bir şarkısı vardır tribünlerde. Şöyle gider o şarkı. Ne zaman şampiyonuz diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor? Bu şarkıyı duymaya hazır mısınız? Ve oraya geldiğinizi hissediyor musunuz? Net olarak şampiyonluk herkes için tabii ki de önemli. Ülkedeki hazır herkes şampiyon olmak ister. Hazırlan sonra bence. Bravo. Bir şey hazırlan bence bir yani. Bir şey söylemek gerekirse bunu sahada da göstermeniz gerekir. İyi ve kötü maçlar olacaktır. Bugün kötü maçı oynadığımız gün oldu. Hedef tabii ki de şampiyonluk ama bu konuyu bugün konuşamayız. Nisan ve Mayıs aylarına oralarda girmemiz gerekir. Nisan ve Mayıs'ta oralarda olmamız gerekir. Bu yüzden maç maç gidiyoruz. Bugün bunları yapamadık. Bugün bu konuları gerçekleştiremedik. Skor üzücü, sonuç üzücü. Dürüst olmak gerekirse ben de bu mağlubiyeti son derece hissediyorum. Bir hoca olarak neyi yanlış yaptım, neyi geliştirmem gerekir diye düşünüyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bugün bu şekilde oynadığımız son maç olduğundan emin olmamız lazım. Ayağa i̇nşallah. Kalkıp çarşamba günü Avrupa Ligi'nde i̇nşallah, oynayacağımız inşallah. Önemli maçımıza hazırlanıp buralardan gelişim göstererek çarşamba günü bu önemli maçtan galibiyetle ayrılmalıyız. İstiyor. Sinan abi mükemmel bir soru. Aferin. Nefis öyle. Bir soru. Alışkın söylesene ol. Hoca takım niye oynamıyor? Hazır mısınız dedi. Sevgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza abim bizi seyrediyormuş. Ali Rıza Başkan canım abime çok selamlar Ali Rıza abim. Öpüyorum seni Ali Rıza abime. Yani Ertemciğim şimdi futbol aslında çok zor gibi görünür ama basit bir oyun. Kolay bir Johan oyun. Johan Cruyff futbol. Aslında. Öyle görünür basit ama bir oyundur, zor olan çünkü basit oynamaktır. İyi futbolcuların varsa işleri de doğru yaparsan tabii. Futbol sana kolaylaşır. Futbol kolaylaşır. Ama maalesef sezon başında işi zorlaştırmışlar zaten. Tabii. Anladın mı? Zorlaştırmışlar. Onun için yani aklın yolu birdir. Ben size söyleyeyim. Hiç macera aramayın. Yani ben bir teknik direktör varken bir teknik direktör ismi vermem. Ama ben geçen sene sezon başında falan söylemiştim. Buradan televizyonda. Ben söylemem. Bir daha söylemiyorum. Ama Türkiye'ye gelip de başarılı olan Hollandalı hoca yok. Hittik'te evet. Dahil. Sayabiliriz. Advokat. Dik Advokat. Rijkaard. Rijkaard. Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı Barcelona'yı. Geldi. Aynen. Örnekleri var. 13. mü oldu? Ne oldu? Örnekler aslını yaşatır. Filip Koku. Aynen. Filip Koku. Yani, aynen öyle. Kluivert, Patrick Kluivert yani elinden geleni yaptı ama o. Bir Trabzon'a gidelim. Devrim Zengi ve Ömer Kılıç Çetin bizi bekliyor. Bir derbi havasına girelim. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması yarın akşam. Artık bu akşam diyeceğiz. Papara Park'ta Devrim Zengi. Devrim hava soğuk galiba. Trabzon'da nasıl
bir atmosfer var şu anda. Şehir havaya girdi mi? Neler bekliyor? Fenerbahçe takım otelinde neler oluyor? Ali Başkan geldi mi? Acun Ilıcalı orada mı? Neler söyleyeceksin? Sana ve Ömer'e kolay gelsin. Teşekkürler Ertem Şener. Trabzon'dan iyi akşamlar diliyorum. Spor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ın önündeyiz. Yarın burada bu artık maçın sonucunu almış olacağız. Gerçekten her iki takım açısından da zor bir maç olacak. Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Geniş güvenlik önlemleri vardı. Sayın Başkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı, onlar yarın sabah öğlen, daha doğrusu öğlen saatlerinde onlar da Trabzon'da olacaklar. Sayın Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı bir yemek davetinde bulunmuştu. Aslında bugün yapılacaktı ama işleri yoğun olduğu için yarın öğlene kaldı. Yarın öğlen yemek davetine icabet edecekler Sayın Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu. Yönetim Kurulu'nun birçoğu burada, bir Sayın Ali Koç ve Acun Ilıcalı yarın burada olacaklar. Onun dışında diğer yönetim kurulu üyeleri, bugün divan kurulu vardı, yüksek divan kurulundan çıkıp buraya geldiler. Evet, Fenerbahçe'yi çok geniş güvenlik önlemleri arasında karşıladı Trabzon güvenlik birimleri. Çünkü geçen sene yaşanan olaylar vardı. Yarın da çevre illerden çok sayıda takviye kuvvet buraya gelecek. Yani şöyle söyleyeyim size Ertem Şener, havalimanıyla Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Akçabat arasında yaklaşık 8-10 kilometrelik bir mesafe var ki Zengi, her 100 metrede Serkan, bir Devrim polis Zengi vardı. Konuşurken Devrim Zengi konuşurken Fenerbahçe'nin inişini bir verelim. Çünkü biz de karşıladık orada. Devrim, çok özür dilerim Devrim Zengi. Evet, devam edebilirsin. Estağfurullah. Evet, yaklaşık 8-10 kilometrelik bir mesafe var havalanıyla Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otel arasında. 100 metrede bir polis koymuşlar. Yani çok sıkı güvenlik önlemleri var. Bu güvenlik önlemlerine tabii ki gazeteciler de payını aldı. Çünkü çok fazla takımın yanına yaklaştırmıyorlar. Fenerbahçe'nin bariyerler kurulmuş. Sanırım geçen sene yaşanan olaylardan sonra bu sene çok daha sıkı güvenlik önlemleri var. Sayın Ertuğrul Doğan bugün divan kurulu vardı Trabzon'da. Orada bir konuşma yaptı. Ve dün de buradaki yerel basına bir açıklama yapmış. Fenerbahçe buraya gelecek, onları misafir edeceğiz ama misafir de misafirliğini bilsin tadında bir açıklaması var Sayın Başkan'ın. Tabii ki yarın dediğim gibi burada Fenerbahçe yönetimi, başkan, bütün herkes burada olacaklar, yemeğe katılacaklar. Belki de bu birazcık havayı yumuşatacak. Trabzon'da bütün gözler yarınki maçta, çünkü Trabzon'un şampiyonluk yolunda birazcık işi zorlaştı. O yüzden tamamen gözler yarınki maçta olacak. Bu maçı kazanmak istiyorlar. Hem Uğurcan Çakır hem bütün arkadaşları yarınki maça kilitlenmiş durumdalar. Tabii ki burada Mert Hakan Yandaş ve Osay, geçen sene yaşanan olaylardan dolayı bütün gözler onların üzerindeydi. Onlar da geldiler sessiz bir şekilde. Onlar da takımla birlikte otele gittiler. Evet, Ömer'den rica edelim. Şu anda Papara Park'ı göstersin bize. Bu da evet Trabzonspor'un formaları. Şehirde biraz sessizlik hakim. Evet, sessizlik hakim. Herkes yarınki maçı bekliyor. Ertuğrul Doğan ve diğer yöneticiler de yaklaşık 3-4 gündür özellikle Ertuğrul Doğan burada. Çünkü Aralık ayında başkanlık seçimi var Trabzon'da. O yüzden o da birazcık başkanlık seçimiyle ilgili çalışmalar yapılmış. Devrim Zengi. Divan kurulu vardı. Divan kuruluna da. Devrim Zengi, Mourinho'nun sakatlığı evet, geçti Ertem mi? Şener. Mourinho'nun sakatlığı geçti mi? Evet, Mourinho'nun sakatlığı geçti. Maça hazır halde. Tabii ki İsmail Yüksek, biliyorsunuz Mourinho'yu sakatlamıştı. İsmail antrenmanda cezalı değil, değil şanssız mi? Bir sakatlık olmuştu. İsmail Yüksek cezalı değil değil mi? İsmail Yüksek yarın kadroda eğer göremezsek, bilin ki Mourinho'yu sakattığı için Mourinho ona cezayı kesmiş olacak. Şaka tabii. Hoca da şakayla karışık dedi. Oynatmam falan, bu böyle buna benzer espriler yapmış İsmail'e. Tabii ki bir kazaydı o. Gerçekten çok enteresan, onun görüntüleri de var. Arkadan geliyor, Mourinho'yu yere düşürüyor. Mourinho tanıtımda da aksayarak yürüdü. Çünkü hakikaten ciddi bir sakatlıktı. Ama bugün çok fazla böyle sekmiyordu. Artık geçmiş, iyileşmiş. Ama İsmail de bayağı o olaydan sonra korkmuş, evet, gördüğümüz kadarıyla. Çünkü sürekli Mourinho'nun başında ayağına bakıyor bir şey oldu mu diye. Devrim Zengi, kadroda 11'i nasıl vereceksin? Yani Fenerbahçe'nin 11'ini
bir şöyle evet. değerlendirirsen. Ben şöyle bir şey duydum, doğru mu? İsmail tabii, Amrabat, tabii. Şimdi... Fred. İsmail Amrabat, Fred üçlüsü olabilir mi? O ihtimal de var ama ben şöyle bir kadronun sahada olacağını düşünüyorum. Livakovic kalede, sağda Osayi olacak. Hemen yanında Bekao, Ciku. Solda Kostić oynayacak dörtlünün solunda. Onların önünde Amrabat ve Fred'e yer verecek. Fred'in cezası bitti. Sol tarafta Maximen, sağda Tadić'i, onun önünde Szymański, ileride de El Nesri ilk 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii ki 4-3-3 formatında da oynatırsa o zaman İsmail'i de orada görebileceğiz. Ama ben dediğim gibi yine dörtlünün önünde iki İsmail ve Amrabat, Fred ve Amrabat, sağda Tadić, solda Maximen, Szymański ve El Nesri ilk 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Edin Džeko'yu yarın büyük bir ihtimalle yedek soyunduracak hamle oyuncusu olarak. Džeko'nun yedekler arasından eğer süre alabilirse oyuna dahil olmasını bekliyoruz. Erkan Şener, dediğim gibi burada herhangi bir... Kal, yayında kal. Sinan abiye bir soru soracağım. Ya Sinan abi, çok zor bir şey mi? Yani tabii Mourinho'culuk da yapmayayım da. Szymański'nin yerine Tadić. Sağ tarafa İrfan Can Kahveci. Yani Tadić Szymański'nin yerinde olsa. Sol tarafta Maximen. Tadić'in yerinde İrfan Can. Szymański'nin yerinde... Hayır. Tadić de Szymański'yi çok seviyor. Onlardan vazgeçmez. Yok, vazgeçmez. Yani İrfan oynamaz mı şu takımda İrfan vazgeçmez. Can? Vazgeçmez. Belki hafta içi oynayacak onu. Yani Avrupa maçında onu oynayacak. Azi Alkmaar deplasmanı. Mesela Tadić'in resmine de İrfan Can'ı koymuşsunuz. Evet arkadaşlar. Yani İrfan Can'a Tadić, benzemiş bayağı yani. Tadić yani... Çok güzel. Tadić'i beğeniyor. Szymański'yi hele yere göğe vallahi koymuyor. Vallahi arkadaşlar kadroyu. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onun ideal 11'i bu. İdeal 11'i bu. Kadroyu alın arkadaşlar. Tadić, İrfan Can değil. Yani şu gördüğün 11 ideal 11 onun. Yani gönlündeki 11 Mourinho'nun bu. Mourinho'nun da işi zor. Zor. Mourinho da yarın kaybederse işi zor. Zor tabii. Ben sana söyleyeyim. Tabii. Mourinho'nun da işi zor. Yarın çok kritik bir maç var. Çok kritik bir dönemeç. Sevgili Ertuğrul Doğan Başkan çarşamba gününden beri Trabzon'da tamamıyla takım motive etmeye çalışıyor. Trabzonspor mutlaka kazanması gereken bir maç. Yarın gidiyor Burak abim falan, hepsi gidiyor yarın maça gidiyorlar. Anladın mı? Bizim Buraklar falan hep maça gidiyorlar yarın. Yarın Ertem Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması lazım. Yola devam etmesi için. Trabzonspor mutlaka hem 3 puan hem Fenerbahçe maçı olduğu için çok hassas. Kendi sahasında yani yarın çok kritik, üst seviye, konsantresi çok üst seviyede. Arada gerginlikler olabilir. Olabilir. Olabileceği bir maç yarın bizi bekliyor. Allah, hakem kim? Oğuzhan bilmem ne. Oğuzhan Çakır. Allah hakem Cüneyt şansı. Çakır'ın akrabalığı yok. Allah hakem şansı versin. Gördüğünü çalsın. Allah hakem şansı versin. Gencecik bir hakem. Bak ne diyorum, Allah hakem şansı versin. Gördüğünü çalsın. Tereddüt ediyorsa VAR'a gitsin. VAR'a gitsin. Tamam. Pozisyonlar irdelensin. VAR'a gitsin. Ona göre karar verir. Yani yarınki maç bir hakem hatasıyla oradan oraya gittiği kaldırmaz. Ertem. Evet, evet. Yani bir hakem hatasıyla Trabzon mağlup oldu. Bir hakem hatasıyla Fenerbahçe mağlup olduğunu kaldırmaz yarın akşamki maç. Bak söylüyorum. Sinan abi. Buyur canım. Seni çok yordum. Acil bir reklama gitmem gerekiyormuş. Reklamdan sonra Devrim Zengi'yle Ömer Kılıç Çetin'e de gideceğiz. Bir reklam. Sinan abiye bir nefes aldıralım. Bir kahve ısmarlayayım, çay ısmarlayayım. İçmez ama. Dur. Reklamdan sonra. Divan var. Neler konuşacağız? Yine Trabzon'a gideceğiz. Her var. Şey var. Sürprizler var. Okuyacağımız isimler var. Mourinho'nun açıklamaları var. Bir Mourinho'nun Sky'dan. Sky Televizyonu İngiltere'den çok önemli bir röportajı. Bir başlığını bir görebilir miyiz? Şu verebilir misiniz 24 numara? Evet, 24 numarayı bir verin. Başlığını biraz sonra ne izleyeceğinizi, ne izleyeceğinizi göstereceğim sizlere. Bu benim Instagram'da son bir aydır falan takipçi gitti. Niye ya gitti acaba? Beni mahcup ediyorsunuz. Sinan abi diyorum. Sinan abiye her akşam 5000 bitti ya. Ne bitti? 100 bin girmesi lazım. Sinan abi Instagram adresi Sinan abi. Bakın biraz sonra bu röportajı vereceğim. Biraz sesini açın. Bunu biz hazırladık. Daha doğrusu aldık. Ayrıca gecenin 4.30'unda acil bir reklama gireceğiz. Rafa Silva'nın pozisyonu, bakın Rafa Silva'nın pozisyonu net oğlu, net kırmızıdır. Ha, hakem ver kardeşim. Ver be, ama vermedi. Abi sen Beşiktaş'sın ya. Yeneceksin kardeşim. Sen Beşiktaş'sın, yeneceksin.
Lahmacunu yok. Bu kadar. Hadi reklam. Haydi reklam. Biz de Sinan abiden bahsediyoruz. Hafta içerisinde evet. Yaptığı yayınlar, her şey. Arda Ün'e buradan çok selamlar. Sevgili asistan analiz ekibine çok Volkan selamlar. Volkan Demirel de gitti. Volkan Hoca'ya Bodrum Spor'da yürekten başarılar. Volkan Demirel'i Bodrum'a uğurladık. Asistan analizden Volkan'ım benim. Başarılar diliyorum. Ümit Davala'yla kaldık. Ümit Davala da biliyorsun Galatasaray'ın hocası. Efsane hoca ya, efsanesi, Ümit Davala'yı. Futbolcusu artık ama Volkan'cıma Bodrum Spor'da başarılar diliyorum Volkan'cım. Allah mahcup etmesin. Amin. Sinan abi şu anda Beyaz Futbol X'te trendlerde. Sağ olsunlar, izleyicilerimiz teveccüh göstermişler. Her yerden mesaj geliyor şu çok anda. Acayip. Devrim Zengi'ye bir kez daha gideceğiz. Sevgili seyirciler, evet. Bir Fenerbahçe'nin 11'ini verdik. Trabzonspor'un da 11'ini verelim. Şenol Güneş mi, Mourinho mu? Onların hepsine geleceğiz. Bir Trabzonspor'un da bir 11'ini verelim. Trabzonspor nasıl bir 11'le mücadele edecek? Kalede Uğurcan formda son haftalarda. Sağ taraf Pedro, sol taraf Eren. Ben Eren'i çok beğeniyorum. Hep söylüyoruz ama bazıları da yanlış anlıyor biz Eren iyi dedikçe. Mendy ve Dansville. Çok iyi iki isim. Mendy hem 6 hem orta stoper oynayabiliyor. Lundstram, Ozan ya da Cham. Okay da çok iyi. Vişça, Vakayeme, Banza. Sinan abi çok iyi kadro. İşi zor Trabzonspor'un. Yarın Trabzonspor'un işi çok zor Ertem. Ama kadro çok iyi değil mi? Kadro iyi. Zaten Fenerbahçe'nin de kadrosu çok iyi. İyi. Yani Trabzonspor çok koşmalı. Çok mücadele etmeli, çok istemeli. Bunun yanı sıra en az 7-8 tane futbolcunun ya bugün sahanın en iyisi diyebileceğimiz. Mesela Visca, ulan bugün şahaneydi. Hı hı. Müthiş oynadı. Banza, bugün harikaydı. Mbakame'ye bak, bugün müthişti. Okay, harikaydı. Ya Densville, Banza müthiş. Çok iyi topçu bu arada, çok iyi bir Uğurcan, boyunca. Harika oynadı bugün dersek aynı bu şekilde Trabzonspor maçı kazanır. Yani vasat oynayarak kazanamazsın. Normal oynayarak yenemezsin. Ha. Bak normal oynayarak çok çok iyi oynayarak, çok çok iyi mücadele ederek kazanabilirsin Trabzon. Ondan dolayı Fenerbahçe takımı yarın iyi oynarsın. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi kadro. Fenerbahçe'nin kadrosunu verelim. Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi kadro. Mourinho'nun kombini. Bu gerçek. Osay, Samuel sağ bek, sol bek Kostić, stoper Bekao, Djiku, Livakovic kalede, Amrabat, Fred, Szymański, Tadić sağ tarafta, sen Maximent solda, En-Nesyri santraforda. Hava toplarında En-Nesyri'nin ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Hava toplarında herkesten daha çok ceza sahası içerisinde yükseldiğini biliyoruz. Dansville ve Mendy neler yapacaklar En-Nesyri karşısında? Arkada Tadić ve Maximent, ara topları, ince toplar Fred'in, Szymański'nin, Sinan abi. Gergin bir maç olacak. Sakin olan. Bakın gergin maç olacak. Sakin olan taraf 11 kişi devam eden taraf oyunda 11 kişiden daha avantajlı olur. Çünkü yarın kartlar da olabilir. Kırmızı olur mu? Tribünden tepkiler de olabilir. Bakın tribünden tepkiler de olabilir. Trabzonspor taraftarının yarın çok akıllı olması lazım. Çok akıllı olması lazım. Oyunu buradan uyarıyorum. Eğer sahaya bir madde veya bir şey atılırsa hakem içeriye girer ve maçı tehir eder. Tabii. Trabzonspor taraftarı dikkat edin. Bırakın oynasın çocuklar. Bırakın oynasınlar arkadaş. Bırakın oynasınlar, numara, kozlarını paylaşsınlar. Yani yarın onun için sakın ha sahaya yabancı madde bilmem ne falan atmayın. 10 numara. Atmayın. Yani atarsanız hakem çünkü direkt içeriye girer. Ben bu maçı oynatmam der. Hükmen mağlup sayılır Trabzon. Onun için buradan Trabzonspor yara olmasın. Bırakın oynayın. Oynayın. İyi oynayan. Hak eden. Tabii. İyi oynayan. Hak eden. İyi mücadele eden takım kazansın. Hakem, hak eden hak etten kazansın. Hakemin şu lehte, yani şu maçı şuradan şuraya aldı. Bunu daha çok lehte oldu falan diye bir maç olmasın inşallah. Dolayısıyla ben iyi bir maç, güzel bir maçın, gergin olacak ama güzel bir maçın yarın bizi beklediğini düşünüyorum. Sadece Trabzonspor taraftarına söylüyorum. Sadece sakin olun. Net.
Bırakın çocuklar top oynasınlar Ertem'ciğim. Evet. Geçen seneyi unutun. Bakın maçtan evvel Ertuğrul Başkan, Ali Koç ve bütün yöneticilere yemek veriyorlar. Bir dostluk yemeği veriliyor. Kardeşim yöneticiler oturup yiyip içecekler, birbirleriyle muhabbet edecekler. Sizin derdinizde oturun takımınızı seyredin. Keyif alın. Mourinho gelmiş bakın. Oturun seyredin. Değil mi Ertem'ciğim? Aynen. Yani bakın keyfinize. Onun için söyleyeyim. Çünkü taşkınlık Trabzonspor'a dezavantajdır. Trabzonspor'a yaramaz. Net olarak söyleyeyim. Hak eden kazansın. İki takım için de çok zor bir maç. Sinan abi, yanlış anlamasın. Ama ben buradan bazı futbolcuları uyarmak istiyorum. İyi anlamda, güzel anlamda. Futbolculuğu, saha içerisindeki mücadelesi, Fenerbahçe için bayrak futbolcusu olması çok çok önemli. Trabzonspor'dan da tabii ki uyarılacak futbolcular vardır. Trabzonspor'la da futbolcularla konuşmuştur Şenol Hoca, Mourinho bilmiyorum konuşmuşmuştur ama bugün Mert Hakan'a biraz böyle sosyal medyada da tepki oldu. Ben buradan Trabzon taraftarına sesleniyorum. Abi, lütfen oyunun içinde kalın. Siz de. Yedek kulübesine aman. Fenerbahçeli futbolcuları da söylüyorum. Öyle oraya geleceğim. Şey yapmayın. Zaten Fenerbahçe futbolcuları. Tahrik etmeyin bakın, Trabzonspor taraftan. Bakın yedek kulübe biz de arkadaşlar o kulübelerde biz de oturduk. Çok küfürler de yedik. Kulaklarınıza tıkayın. İşinize bakın. Tribünlere hareket falan da yapmayın. Yapmayın hareket falan. Muhatap olmayın tribünlerle. İşinize bakın. Topunuzu oynayın. 1.90 dakika oynayacaksınız. Evinize döneceksiniz arkadaşlar. Bu kadar. Onun için siz de tahrik etmeyin. Tamam taraftardır bu. Küfür dünyanın her yerinde küfür ediliyor arkadaş. Edilmiyor diye bir şey yok. Kulaklarınızı kapatın. Çünkü yani geçen seneyi görüyorsunuz ne olduğunu. Yazık. Bunları görmek istemiyoruz. Sinan geçen, abi. Geçen seneki olayları görmek istemiyoruz Ertem'ciğim. Şimdi Mert Hakan'ı bir ekrana getirin. Ben Mert Hakan'ın bu görüntüsünü izledim birkaç kere. Mert Hakan Bağdat Caddesi'nde de böyle geziyor. Evinde de böyle geziyor. Apartmana da böyle giriyor. Evine de böyle giriyor. Yani Mert Hakan elleri hep cebinde. Yani burada bir tahrik falan yok. Onu söylüyorum. Bazı futbolcuların yapısal durumlarından dolayı kimse tahrik olmasın. Buradan hem Fenerbahçeli futbolculara hem Trabzonsporlu futbolculara söylüyorum. Duymayın bazı şeyleri duymayın. Taraftarı duymayın. Taraftar yedek kulübesine yani geçen seneki olayların tamamını Trabzon şehrine mal edemeyiz. Ertuğrul Doğan Başkan'ın geçen seneki mücadelesini hepimiz biliyoruz. Ya bir kalkıp Ali Başkan'ın oğlunu bizzat kendisinin hocasında tuttu. Trabzonspor yani, camiasına mal edemezsin. Edilmez tabii yani. Birkaç tane taraftarın 15-20 kişi. Taraftarın yapmış olduğunu 15-20-50 fark eder. Tabii. Yani, ama dediğim 100 gibi, ya da neyse. Lütfen tahrik edilmesin. Kulübeden hareketler yapmayın futbolcu arkadaşlar bakın. Yapmayın. Sakin olun. Bırakın futbolunuzu oynayın arkadaş ya. İşinize bakın ya. Zaten evet. Ortam gergin. Aynen, Trabzon evet. Trabzon'a yakışır şekilde. Fenerbahçeli futbolcular Fenerbahçe'ye yakışır şekilde. Yani bakın iki başkan büyüklük gösteriyorlar Ertuğrul Başkan ve Ali Başkan. Yarın yemekte bir araya gelecekler. Ülkemize, devletimize, vatanımıza, evet. Bayrağımıza, insanlara yardımcı olalım. Zaten insanlar sıkıldı gerginlikten, bıktılar. Onun için lütfen rica ediyorum. Kucaklaşalım. Bugün bir değişiklik yaptık Acun Ilıcalı Beyaz Futbol'da. Geçen hafta dinlendirmiştik Acun abi. Özlemiştim Acun uzun zamandır. Bu hafta. Uzun zamandır Acun'la konuşmuyorum. Bir dinleyeyim bakayım. Sinan abi Acun Ilıcalı'dan önce kim var? Mourinho'nun röportajını bir girelim mi? Girelim. Ondan arkasına Acun'u bağlayalım hemen. Bir dakika idmanda sakatlanma 21-22 girsin. O var girsin. Mı görüntü? Var idmanda. Sakatlanırken. Tabii. Hadi ver İsmail Yüksek. Gerçekten korkmuş İsmail biliyor musun çocuk? İsmail çiftli almış. Bak Sinan abi video hazır mı arkadaşlar? Hazır. Mourinho antrenmanda. Bakın. Bak şimdi İsmail geliyor. Hop. Ya İsmail Allah iyiliğini versin ya. Hay adama ya. Orada rakip zannetti biliyor musun İsmail? Normal oynat ya. Normal oynat. Normal. Bir daha. Yazık ya. Ay canım. Etkilemiş midir gerçekten canım, Sinan etkilenmez abi? Etkilenmez mi abi? 62 yaşında adam 61-62 yaşında. Bir de zor kaynar ha ben ya, sana söyleyeyim de, Sinan yok, abi. Kırık yok ya. Bize denemiş. Bir daha görüntü alalım. Yok. Kırıktan değil de böyle zor yani o 9 edelenmesi falan. Bize denemiş. Yo, yürüyor şimdi baktım. Trabzon'da normal yürüyor.
Geçmiş olsun Jose Mourinho'ya. Ay Mourinho hocama canım benim. Geçmiş olsun ya. Sonraki görüntüleri var mı arkadaşlar? Tesisten çıkarken. Of. Bak Sinan abi tesisten ya. Böyle çıkıyor. Bir gelsin ya, ekrana. Yazık. Sekiyor. Normal. Çok geçmiş olsun. Açıklama yapmıştı. Ne demişti Mourinho arkadaşlar? Hocamıza çok geçmiş olsun ya. Ha, İsmail'le beraber bir fotoğraf var sevgili Sinan abicim. İsmail Yüksek'le onu bir getirelim ekrana. Jose Mourinho. Her şey iyi İsmail pazar günü için hazırım diyor. Her şey iyi İsmail pazar günü için hazırım diyor. Tam ekran versene bunu. Mourinho Instagram'dan paylaştı bunu. Sinan abi. All good İsmail, ready for Sunday. Her tatlı. Şey iyi İsmail, pazar günü için hazırım. Çok tatlı adam ya. İsmail'e bak, bakıyor, şeye bakıyor, doktor gibi. Tamam hocam der gibi. Çok tatlı adam, bileği zararlanmış. Evet. Evet, burkulmuş bileği falan. Bir Mourinho'yu ekrana getirelim röportajı. Çok geçmiş olsun hocamıza. Ne demiş Sky Sports kanalına, İngiltere'ye, uluslararası medyaya yaptığı açıklama? Ya. Kimi sevgili baba? Aziz Başkan'ın bugün doğum günü. Büyük Başkan sevgili Aziz Yıldırım'ın. Oldu ya Aziz Yıldırım'ın. Evet bugün kendisini de aradım zaten. Telefonda da konuştum. Büyük Başkan, Fenerbahçe'nin efsane başkanı sevgili Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Aziz abi sana. Bugün zaten konuştuk. Pazartesi de benim doğum günüm, haberin olsun. Hediye yolla, ne hediye yolla. Bilmiyorum ne yaparsın artık. Yemek mi ısmarlarsın? Aziz abi. Başkanım. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah sağlıklı, sıhhatli ömürler sağlıklı versin. Sağlıklı, mutlu yıllar Aziz abi. Allah ailenize ve Fenerbahçe'ye aynen bağışlasın sizi. Bir gelsin Jose Mourinho'nun açıklaması. Enteresan bir sempatim var benim. Biliyor musun Mourinho'yu? Ben de çok seviyorum. Hakikaten enteresan. Yani ben Fenerbahçe teknik direktörü değil diye, Fenerbahçe teknik direktörü değilken de. Bu akşam yalnız. 2003'ten beri ilk tanışanlardan biriyim. Bu akşam çok dostlar bizi seyrediyor. Herkes Atilla Domaniç'e de buradan çok selamlar. Sevgili Atilla Domaniç, o da bizi seyrediyor. Bayağı Sinan abi esas geliyor. İzleyenlerden birisi Yüksel Başkan. Evet, Yüksel Yıldırım Başkan. Samsunspor. Samsunspor Kulüp Başkanı biraz önce bana bir mesaj attı. Biraz önce sevgili Sinan abi de Samsunspor'la ilgili konuşurken Yüksel Başkan şu anda mesaj attı. Bir de transfer yasağın var be başkan. Demek ki transfer yasağın olmasa nasıl bir takım yapacaktın ya? Hakikaten Yüksel Başkan. Bir de hani transfer yasağı var biliyorsun değil mi Ertem? Evet. Transfer yasağın olmasa kim bilir nasıl takım yapacaksın? Hakikaten tebrik ediyorum başkan. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Başkan ne söyledi bir okuyorum aynen. Kasımpaşa'nın bu akşamki galibiyetini görünce geçen haftaki Samsunspor'un Kasımpaşa galibiyetinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Samsunspor bileğinin hakkıyla ikinci sırada, inşallah Antalya maçını kazasız geçersek pazartesi gecesi diyor. Ve herkesin çok tuhaf bir şekilde eleştirdi. Yani diyorlar ki ya Yüksel Başkan 15 gün boyunca, bir ay boyunca Fenerbahçe maçından bahsetmişti. Daha bir ay öncesinden Fenerbahçe dedi. Niye Galatasaray'la oynayacaklar? Galatasaray'dan neden bahsetmiyor demişlerdi herkes. Şimdi diyor ki Galatasaray maçına inanılmaz bir motivasyonla çıkacağız. Eğer Antalya Spor'u yenersek Fenerbahçeliler beni daha tanımaya başlamamışlar. Bizim Fenerbahçe beraberliğini hala Fenerbahçeliler maalesef anlayamamışlar. Ne büyük takım olmuşuz. Aferin bana nereden nereye diyor. Bravo Sayın Başkan. Gerçekten de öyle. Yani şöyle çok sempatik, çok düzgün, çok tarafsız Sayın Başkan, Yüksel Başkan'ı ben çok yakından tanıyorum. İnanın bana Fenerbahçe, Galatasaray falan umurunda değil Sayın Başkan'ın. Yani Yüksel Başkan için böyle hani Fenerbahçe, Galatasaray umurunda değil. O bir futbol sevdalısı. Sadece futbolun içinde kalan. İşin gücü Samsunspor olmuş. Ve Samsunspor bugün tesadüfen burada değil. Onu da söyleyelim. Tesadüfen burada değil. İkinci sırada Sayın Başkan'ın Türk futboluna da yapacağı çok şey var. Onu da söyleyeyim. Çok saygılar Yüksel Başkan'a. Evet. Sevgili seyirciler, Sinan abi size çok selam söylüyor. Aleykümselam. Yüksel Başkan. Bir... Acun nerede buldunuz Acun'u? Acun abiyi mi? Nerede buldunuz Acun'u? Acun Ilıcalı'yla benim kafa gitti iyicene. Nerede konuştu? Otobüs. Verelim. Otobüs var ya, otobüs şeyi, otobüs değiştirdiler ya, yeni otobüs yaptılar. Lansman, takım otobüsü lansmanıymış. Verelim Acun'a. Hayır, top çeviriyorum, hazırlıyorlar şu anda. Bir top başka çeviriyorlar. Bir şey söyleyeyim o zaman. Bir ekrana gelsin.
Evet Acun Bey, direksiyona geçtiniz. Hedef şampiyon. Otobüsün direksiyonuna geçtik. Takımın direksiyonunda hocamız var. İnşallah güzel günler onunla yaşayacağız. Fenerbahçe Trabzon deplasmanına gidecek. Geçen sene hiç istenmeyen olaylar yaşandı. Size de bir davet var. Ne düşünüyorsunuz maçla ilgili? Ben de Trabzon seyircisini yıllardan beri tanıyorum, biliyorum. O maçta o gün dediğim gibi yani iyi bir günlerinde değildi ama hakemin de çok anlamsız bir şekilde olaylara yol vererek yani birçok sahada çok erken durdurulabilecek olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ben o maçın ana suçlusunun maçı yönetmesi gereken hakem olduğunu düşünüyorum. Çok da erken o maç tatil olabilirdi. Trabzon seyircisi maçın oynanmasını istemedikleri için o gün aslında bir davranış içindeydiler. Olabilir. Yani futbolda her seyircinin kötü zamanı olur. Bu her yerde de yaşanıyor. Dünyanın her yerinde de yaşanıyor. Ama dedim ki olaylar başka yere gitti. Bu sene öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten Trabzonlu birçok dostum da var. Her zaman da hani aram iyidir. Erzurumluyuz biz zaten. Erzurum Trabzon'da ayrı bir muhabbette olmuştur. Davete icabet edecek misiniz? Trabzon'un tabii, bir daveti tabii. var. Tabii. Ben yani cumartesi akşamı olanı evet. diyorsun. Biz pazar günü başkanımız konuşuyoruz. Trabzon Başkanı Sayın Ertuğrul evet, Doğan'la evet. bol bol konuşuyoruz zaten. Hani özel bir yemeğe ihtiyacımız yok. Biz zaten dostuz. O yüzden hani ben o gün Trabzon'a gelmeyeceğim. Maç sabahı orada olacağım. O yüzden hani davete icabet etmiyorum diye algılanması lütfen. Bir de Ozan Çakır genç bir hakem. 26 yaşında evet. 7. maçına çıkacak. Sizce bu risk mi yoksa bir meydan okuma mı? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hakemler hakkında ne diyeyim ki? Yani konuşmayayım şimdi ayıp olacak. Yani hakemler ayıp olacak. Konuşmayayım. Yani şu son hafta sonundan sonra yani Türkiye'de ne yaşanıyor her zaman söylüyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Herhangi birisi de gelse herhalde çok zor anlam verir. Yani bilmiyorum. Herhalde kasten mi bir şeyler oluyor anlamadım ki yani. Hani hatayı anlarız da hatanın da bir limiti olmaz mı? Kaygınız var mı peki hakemle ilgili Ozan Çakır? 7. maçına çıkacak. Benim her hakemle ilgili kaygım var öyle söylüyorum evet. sana. Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var. Benim her hakemle ilgili kaygım var öyle söylüyorum evet. sana. Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var. Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var diyor ama bence yani bakın çok net söylüyorum. Bütün yöneticiler Acun Ilıcalı da dahil buna. Yani biraz kulüpler de şapkaları önüne koyması lazım. Sadece hakem değil, MHK değil, TFF değil. Yani İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da olmuyor bu. Türkiye'de oluyor. Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de Galatasaray yok. Sinan abi, bir seni basketbola götüreyim mi? Ne Devrim var? Özkan, Devrim Hanımefendi. Basketçi mi o? Ve Torreira. O kimdi o? Torreira. Ya Torreira'nın şeyi, kız arkadaşı. Kız evet. arkadaşı, evet. Birlikteler. Ne oluyor dedim. Gerçekten çok güzel bir görüntü basket var. Mi oynuyor? Basket oynadılar. Hakikaten mi? Vallahi ben çok yakıştırıyorum. Torreira nasıl basket oynar ya, ufacık boyu var. Oynuyorlar ya, vallahi. Oo. Sinan abi, orada bile... Top vermiyor. Oğlum, en Torreira. Sevdiğine bile top vermiyor. Orada bile kızın neler yapıyorsun Torreira. Şimdi bu Torreira'nın neden bir çok formda olduğu anlaşıldı. Bu kızımız bunu gündüz de antrenman yaptırıyormuş. Ben sana söyleyeyim. Antrenman haricinde de antrenman bayağı. Yaptırıyormuş. Aferin. Aferin. Çok güzel. Torreira'yı... Galatasaray'ın hakikaten ya olmazsa olmazı Torreira. Çok yakışıyorlar Sinan abi ya. Çok mutlular maşallah. Hakikaten mi? Vallahi çok bilmiyorum mutlular ben ya. O kadar yani çok bayağı... şey görmüyorum. Uzaktan görüyorum. Yani buna ayrılmışlar bir ara. Ayrılmışlardı. Ben dedim ki aşk maşk falan ne aşk oğlum dedim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Torreira bitmişti o zaman biliyor musun? Bak ben biliyorum. Torreira çok seviyor ya. Ama Devrim Hanım da çok seviyor. Aferin yani kızım. Çok evet. güzel bir ilişki yaşıyorlar. Torreira, çok örnek bir ilişki yaşıyorlar. Torreira ama Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Hakikaten çok önemli bir futbolcu Erdem. Evet Galatasaray şey Fenerbahçe Divan Kurulu vardı bugün değil mi? Fenerbahçe Divan Kurulu'nda evet. Yapı meselesi var. Yani nasıl bir yapıysa vallahi billahi çok enteresan. Bir 18 numarayı ekrana getirelim. Önemli yerlerini aldık. Sevgili Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç bilgilendirme notu attı. Bizim takımımızın değeri 10 milyon eurodur dedi. Vay vay vay. Bravo Kasımpaşa ya. Takımının değeri 10 milyon euro. Yani bir Rafa Silva'nın maaşı arkadaşlar. Evet ya. Rafa Silva'nın maaşı bugün Kasımpaşa'nın bütün toplam bütçesi. İşte Kasımpaşa Başkanı sevgili Fatih Saraç'ın attığı mesaj. İşte bu. Yani benim Beşiktaş'ı söylemek istediğim bu. Beşiktaş'la ilgili. Maalesef
Hasan Başkan, duruma el koy. Sevgili Hüseyin Yücel, duruma el koy. Ya. Böyle gitmez. Bu sezon böyle gitmez. Bu film burada bitmez. Ey Beşiktaşlı. Bu kadar. Orada kardeşimiz çok güzel bir soru sordu. Bu takım niye oynamıyor diye. İnşallah o marşı dinlemeyiz. Söylesene Van Brokros, bu takım niye oynamıyor? İşte böyle. Lütfen şu anda programı izleyen herkes Sinan abinin Instagram adresine DM yağmuru ve abone. Lütfen. Sinan abicim ağzınıza sağlık. Müziği alalım bir. Sevgili Eymen'imiz var. Sinan abime teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Eymen. Hilmi Eymen'e Kemerburgaz Göktürk'te evladına sahip çık diyor. Hilmi Eymen'e umut olalım. Valilik izniyle lütfen birlikte yaşatabiliriz. Hilmi Eymen Tabak. Valilik izniyle ekrana getiriyoruz. Barkod var. Barkoda şöyle barkodu okutabilirsiniz. Gönlünüzden ne kopuyorsa sevgili seyirciler. Tedavim için gereken miktar 2.901.701 dolar diyor. Vakit kısıtlı. 100 gün içinde tedaviye başlanması gerekiyor. Şimdi buradan Sayın Ertuğrul Doğan, Sayın Ali Koç, Sayın Dursun Özbek, Sayın Hasan Arat, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sizlerden rica ediyorum. Şu anda bizi izleyen kulüp başkanlarından rica ediyorum. Gönlünüzden ne kopuyorsa bu yavrumuz, bu evladımız ihtiyacı var. 100 gün içerisinde tedavisine başlanması gerekiyor. 2.901.701 dolar tedavi için gereken miktar. Lütfen hani şey demeyelim ya, ben 20 lira, 50 lira, 100 lira, 200 lira, 500 lira atsam ne olur? Hayır, öyle demeyelim. Sizin gibi birçok kişi var. Şu anda böyle düşünen, herkesin attığını düşünün. Herkesin attığını düşünün. Hilmi Eymen'in tedavisine destek olun. Buradan kulüp başkanlarımıza sesleniyorum. Barkod var orada. Çok rica ediyorum. Sizlerden çok 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 önemli. Hilmi evladımız sizlerden destek bekliyor. Bir fotoğraf daha vardı aynı şekilde. Birkaç tane daha, onları da verelim. Sevgili seyircilerimize getirelim ekrana. Kulüp başkanlarının bu konuda yarışması lazım. Yani biraz önce getirdiniz ya ekranı arkadaşlar, hani ondan önce. Heh, bu tam olarak getirelim. Kemerburgaz Göktürk'te Hilmi Eymen'e umut ol diyor. Durum çok ciddi sevgili seyirciler. Hep söylüyorum, bizler evladımız odada yatarken aman ayağın ucu üşümesin, battaniyeyi yorganı örtelim, aman sırtı üşümesin, aman beli açıkta kalmasın diye odadan odaya koşturuyoruz böyle. Bir bardak su içiyor mu? Ya da gece uyurken elimizi böyle, çocuğumuz ne kadar büyük olursa olsun, ağzına burnuna götürürüz böyle, nefes alıyor mu diye. Yani onu düşünün ve gönlünüzden ne geliyorsa lütfen, ne geçiyorsa Hilmi Eymen'e umut olun. 5, 10, 100, 1000, 10 bin. Gücünüz ne kadar yetiyorsa. Buradan kulüp başkanlarımıza tekrar sesleniyorum. Teknik direktörlerimize sesleniyorum. Futbolcu kardeşlerimize sesleniyorum. Siz bu kardeşimize, bu tip evlatlarımıza destek olduğunuz sürece inanın daha başarılı olursunuz. Allah sizi sakatlıklardan korusun ve hep zirveye çıkarsın. Çok rica ediyorum. Seyirciler, programımız bitti. Yarın akşam efsane kadroyla tekrar karşınızda olacağız. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programıyla. Sosyal medyada göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya sonsuz teşekkürlerimle, sizleri gerçekten çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar diliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalınız.